Medya Trabzon'a konuşan Hürriyet Mahallesi sakinleri, bizim aslında söyleyecek şeylerimiz çok. Biz bu güzelliği çöpe verip yazık edemeyiz. Dünyada hiç yer kalmadı mı da kapımızın önüne gelmişler çöp dökecekler. Bizim yavrularımız hep işsiz. Buraya bir iş anı koysalar ne olur? Seçim zamanında gelip rey istiyorlar ama çöpleri de kapımızın önüne döküyorlar. Küçük yavrularımıza yazık, günah değil mi? Sonuna kadar bu işin peşinden gideceğiz. Kokudan burada nasıl duracağız? Bahçemiz yok olacak. Çocuklarımız zehirlenecek dediler. Evet, farkındayız. Şimdi biz yani taraftan da rejiyle bağlantı halinde olduğumuz için bu haberi bizzat kendimiz hazırladık. Çünkü buna değer bu yeşil alan, oradaki insanlar bu kararı neye istinaden, neden almışlar bilmiyoruz ama telefonlarımız tüm yetkililere, bu kararı alan herkese, eğer haklı bulduğunuz ve biz şunu şundan dolayı, olur ya biz estağfurullah demiyoruz, belki cahil kalmışızdır, siz çok şey biliyorsunuzdur, mutlaka bildiğiniz bir şeyler var ki bu alan kesinlikle ama kesinlikle çöp atık alanı olacaktır. Dün mailler gelmiş, bakanımız, çevre bakanımız Sayın Erdoğan kesinlikle turp bu karar verilmiştir ve orası çöplük olacak, çöplük olacaktır dememişti de çöp atık tesisi olacaktır diye bu karar verilmiştir, son noktayı konulmuştur diye mailler geliyor ki biliyorsunuz bakanımız oflu. Yani nereli olduğu önemli değil zaten de, yani Karadeniz'de bu kadar yeşilin bol olduğu yerde, neyse ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü zaten gerekenleri halk söyleyecek. Biz dün birçoğunuzu yayına alamadık. Çok değerli eski belediye başkanımız Sayın Ümit Çebi'yi de zaten çok fazla konuşamadık. Bugün de arama hakkına sahiptir. Birçok telefonlar, birçok iddialar var. Birazdan onlar ekran başında olacak ki çok iyi biliyorum Araklılar. Ve bu işe doğa severler ekran başındalar. Şimdi biz az önce bir vetere izledik. O vetere geçen yıldan ve birçok yıllarda hep böyle halk bir şekilde ellerinde işte yazılar protesto edip Turp'ta böyle bir şey yapılmaması için el ele vermişler. Ama dün değerli profesör hocamız bağlandı. Birazdan avukatımız hatta olacak. Bunun boyutu böyle değil. Hukuksal ve demokratik olarak hakkımızı nasıl arayacağız? Onları öğreneceğiz ama şimdi Araklı halkı neler yapıyor? Buyurun izliyoruz. Araklı halkı 3-4 yıldır ilçe gündeminde olan bir sorunla yüz yüze kalmış durumda. İki köy ve bir mahalle arasındaki Turup mevkiine yapılmak istenen çöp tesisi denize 500 metre uzaklıkta. Dere üstlerini rütubetli nemli yerleri ranta çevirip hastane bilmem ne gibi tesisler yapsa, bu gibi insanların, bilhassa ben astım hastasıyım, insanların nefes alabileceği yeşillikleri, ormanları çöp alanı yapmak hangi mantığa, insafa çıkar? Turup Doğu Karadeniz'de tek ladin ormana sahip alan ve 3 yıl önce turizm bölgesi ilan edildi. Bölge halkı tepkisini göstermek için Trabzon-Rize Katı Atık Birliği binasını basarak ihaleyi engellemek isteyince polisle çatışmak zorunda kalmıştı. Turup halkı binaya giremeyince valilik önünde oturma eylemi yapıp eylemlerinin devam edeceğini bildirmişlerdi. Konunun takipçisi olacaklarını belirten bölge halkı Turup Çevre Koruma Platformu'nu kurmuştu. Bir balinayı kurtarmak için dünya seferber olayım ama bir insanı öldürmek için Allah'ın verdiği tabir üzerinde ilacımız yok etmeye kalkmış. Ben buna mantık olarak anlam veremeyim. Bölge halkının ısrarı üzerine Araklı Belediyesi Trabzon İdare Mahkemesi'ne konunun iptali için başvuruda bulunmuş fakat red kararı almıştı. Turup'un çöp dökme alanı yapılması ile ilgili son durumu yerinden bildiren vatandaşlar, ihaleler yapıldı, alan firmalar belli, satan belli. Fakat şu anda hiç kimse faaliyette bulunmuyor. Sebebi ise seçimin yakın olması. Gelişmeleri seçim sonrasına bıraktılar dedi. Evet, dün gelen mailler arasında Turgay Bey'di zannedersem, bakanımız karar verilmiştir, geri adım atılmayacaktır denil diye birçok iddialar da var. O iddia edenler de birazdan altımızda olacak ama bu işi en iyi hukuksal boyutu da dahil olmak üzere bilen çok değerli avukatımız Adnan Beşir Bey hattımızda. Dün çok kısa görüşebilmiştik. Adnan Bey merhabalar. Merhabalar Vadim Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Dün kusura bakmayın, inanır mısınız? Çok günden bugüne de sarktı. Rica ederim efendim. Turup zaten öyle birkaç saatte, birkaç günde konuşulup çözümlenebilecek bir olay değil.
Evet. Grubu sürekli gündemimizde tutmak durumundayız. Hı-hı. Günler boyu, saatler boyu usanmadan konuşup bunu engellemesi için Araklılar olarak, sadece Araklılar olarak değil, çevreye ve insana duyarlı. İnsan Türk olarak diyelim. Olarak, insan olarak evet. Evet, insan olarak. Sonuna kadar sürdürmek durumundayız. Şimdi Adnan Bey, siz yıllarca dirseklerinizi çürütmüş, okullar bitirmişsiniz. Bu ülkedeki kanunu, hukuku en iyi bilen kişisiniz. Estağfurullah. Bu sizin, bu sizin kariyeriniz ama bir de insani boyutu var. Yani biz bugün ikisini de mixleyerek sizinle bütün ekran başında herkes kilitlenmiş sizi dinliyorlar. Şimdi önce size şunu soracağım. Dün bütün konuşmalar sonucunda bu bölge turizm bölgesi ilan edilmiştir diye Sayın Ümit Çevi evet. bize, ki bu resmi bir şey zaten, biz de baktık. Önce devletin turizm bölgesi ilan etmiş olduğu yere tekrar devlet ihaleyle böyle bir proje yapabilir mi? Şimdi Fadime Hanım, bütün bunları anlayabilmek için ben önden bir değerlendirme yapmak lütfen, istiyorum. Lütfen buyurun, o zaman biz sizi dinleyelim. Hani ben o bölümü merak ettim, direkt oradan girmek istedim ama sizi dinliyoruz. Buyurun efendim. Oraya daha iyi anlaşılması açısından bir ön değerlendirme yaparak ben başlayayım. Lütfen buyurun. Araklı Turub'un çöp toplama merkezi olması olayını, hı hı. Araklı halkının pek çoğu olduğu gibi kamuoyunun büyük bir bölümü de Turup Gençlik Platformu sayesinde duyduk. Bunların yaptığı çalışmalar, protestolar, etkinlikler evet. neticesinde duyduk. Kimdir bu Turup Gençlik Platformu? Bunlar aralarında hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin. Hı hı. Araklı'daki tüm siyasi partilerin gençlik kollarının, Araklı'daki sivil toplum kuruluşlarının hı. gençlik birimlerinin ve evet. kadınlarımızın birlikte oluşturduğu bir platform. Hı hı. Şimdi ben aynı şeyi Araklı'daki bütün parti başkanlarından, CHP'si, AKP'si, MHP'si, Saadet'i, diğer parti başkanlarından evet. ve Araklı'da belediye başkanı adayı olacak hangi partiden olursa olsun tüm şeylerden rica ediyorum, hep birlikte böyle bir platform oluştursunlar ve hazırlayacakları bir deklarasyonla da Araklı Turubu çöp merkezi yaptırmayacağız diye tüm kamuoyuna ortaklaşa duyursunlar. Ben kendilerine her Bey, türlü siz anlatırken bir şey söyleyeceğim. Çok özür dileyerek Hı. biraz zamanla yarışıyoruz. Önce bundan dolayı şunu peki, söyleyeceğim. Peki. Siz anlatırken ben yoruldum. Neden? Bunun engellenmesi için bu kadar mı uğraşmamız gerekiyor? Bunun hukuksal hiçbir boyutu yok mu dün? Kesinlikle. Şimdi Fatma Hanım, anlatacağım şeylerde bir takım şeylerde çok geç kalındı. Bir takım şeyler kamuoyundan saklanarak kapalı kapılar ardında yürütüldü. Mesela? Ondan dolayı geç kalındı. Neler Adnan Bey? Bunları öğrenmek istiyoruz. Biz artık o kapalı kapıları dün açtık artık yani. Dünya duysun hocam. Buyurun. Hemen anlatayım. Lütfen, dünkü konuşmamda da bahsetmiştim. Evet. Burası 12 Eylül darbesine kadar Araklı'nın mesire yeri, kent ormanı, bu nitelikte hepimizin ailece gidip piknik yaptığı ve tüm Araklı halkının köylerini ortaklaşa kullandığı çok güzel bir alandı. 12 evet. Eylül darbesinden sonra Turup askeri tatbikat ve atış alanı olarak kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'na devredildi. Evet, uzun yıllar öyleydi, doğru. Evet, uzun yıllar Milli Savunma Bakanlığı'nın ötesinde kaldı. Hı-hı. Daha sonra bu 12 Eylül darbesinin etkileri azalmaya başladığında burası hı-hı. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce evet. Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Hı-hı. Yani devlete ait şu anda. Evet. Anladım. Şimdi süreci anlatacağım. Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiğinden sonra Çevre ve Orman Bakanlığı da 15-10-2004 tarihli kararıyla burayı kent ormanı ve mesire yeri olarak ilan ve tescil etti. Hı-hı. Bu Orman ve Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 15-12004 tarihli kararıyla kent ormanı olarak tescil edilmiştir burası. Kent ormanı ve mesire yeri olarak tescil edilmiştir. Hı-hı. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı 2-11-2016 tarihli yazısı üzerine 20-11-2006 tarihi ve 2006'ya 11.264 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, bak bunun altını özellikle çiziyorum Fadime Hanım. Buyurun. Bakanlar Kurulu ile de burası evet. turizm alanı olarak ilan edildi. Bu karar resmi gazetede evet. yayınlanarak kesinleşti. Dün Ümit Bey de bunu söylemişti. Yani, şimdi bu karar 20-10-2006
6 tarihinde veriliyor. Bundan çok kısa bir süre sonra, 10 gün sonra yine devletin bir başka kurumu, Çevre ve Orman Bakanlığı burası Trabzon, evet, Rize Katı bir Atık Birliği'ne 49 yıllığına kiralanıyor. Bu Türk yani. Yani 10 gün önce sen burayı turizm bölgesi ilan ediyorsun. Turizm Bakanlığı, Çevre Turizm Bakanlığı. Daha sonra Orman Bakanlığı burayı Trabzon Rize Katı Atık Birliği'ne kiraya veriyor. İşte ben de az önce bunu sordum. Adnan Bey, kanunen devlet dahi şimdi olsa bir yeri aynı şekilde böyle bir hakkı sahipler mi? Kanunen turizm alanı ilan edilen yerde katı atık toplama şeyinin olması zaten mümkün değil. Nasıl bakanımız böyle bir açıklama yapabiliyor? Bu karar alınmıştır, bitmiştir diye. Şimdi bakınız, oraya da geleceğim. Bu konuyla ilgili Trabzon milletvekili Sayın Volkan Canalioğlu ve yine Araklı hemşerimiz İstanbul milletvekili CHP Grup Başkanı Vekili Akif Hamza Çebi, evet, mecliste soru önergeleri verdiler. Bu soru önergelerine Turizm Bakanlığı'nın verdiği cevap, biz buranın çöp toplama merkezi olmaması yönünde görüş bildirdik. Bu burada turizm çöp toplama merkezi olması uygun değildir diye görüş bildirdik. Bunu ilgili bakanlıklara ve, evet, Araklı Belediyesi'ne duyurduk, ilettik, yazılı şeylerle bildirdik. Hı hı. Ama buna rağmen Orman Bakanlığı, Turizm Bakanlığı'nın bu olumsuz görüşüne rağmen burayı 49 yıllığına yasalara aykırı bir şekilde kiraya veriyor. Yani ama Orman Bakanlığı babasının malı gibi kalkıp da turizm alanı devletin ilan etmiş olduğu yer, evet, böyle, evet, bir hakkı sahip devletin, mi? Devlet zaten burada iki bakanlığı birbirine çelişkiye düşüyor zaten. Ama nasıl bir devlet bu? Yani şimdi burada devlet kendi arasında zaten belirli bir statü kuramamış ve kalkmış böyle bir yere. Hocam burada acaba kişisel hatalar mı var sizce? Bilmiyoruz şimdi, ama. Şimdi tabii ki kişisel hatalar da var. Şimdi bazı koltuklarda sanki bazı yanlış kişiler oturuyormuş gibi geliyor bana. Eksiklikler var. Ümit Çebi'de, Recep Çebi'de benim sevdiğim, değer verdiğim başkanlarımdır. Evet, ikisi de kuzenim. İcraatlarda bir takım eksikler olmuştur. Mesela bu Trabzon Rize Katı Atık Birliği diyoruz. Bu kimdir? Bu Trabzon Rize Katı Atık Birliği, Trabzon ve Rize illerine bağlı belediyeler. Evet. Trabzon ve Rize İl İdaresi'nin üye olarak yer aldığı, başkanlığını Trabzon valiliğinin yürüttüğü ve aralarında Araklı Belediyesi de dahil 88 belediye ile, hı hı, iki özel idarenin birleştiği Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği. Bu, evet, 27.10.1997 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kuruluyor. Araklı Belediyesi de bunun içinde yer alıyor. Hala da üyesi olarak Araklı Belediyesi burada faaliyetlerini sürdürmektedir. Yani 97'den itibaren bu katı atık toplama birliğinin faaliyetlerinden ben haberdar değilim, hiçbir belediye diyemez. Başkanı diyemez. Çünkü bu birliğin içerisindedir Bakanlar Kurulu kararıyla. Şimdi Adnan Bey, yoksal boyutunu anladık. Yani sonuçta yasal olmayan devletin turizm alanı ilan etmiş olduğu yere devlet tekrar, devletin başka bir organı kalkıyor ki buna tembellik diyeceğiz. Çok özür diliyoruz o koltukta oturup da bu kararı alanlardan. Dün hocamız söyledi. Avrupa'da birçok yerde bu yapılmakta. Çöpler fabrika şeklinde işte kuruluyor. Artık bunu bütün dünya, herkes biliyor. Google'ı açıyorsun, görüyorsun, bakıyorsun. Allah'ın Avrupalısı nerede, ne yapıyor diye. Bu yetkililer bunu yapacak kadar herhalde bir bilinçli ki orada oturuyorlar. Şimdi bunlar varken böyle yeşil bir alanı katletmek, bu kararda ısrar etmek ve geri adım atmamanın sebebi sizce ne olabilir sevgili Adnan Bey? Şimdi tabii ben işin siyasi boyutunu bilemiyorum. Ama hukuksal boyutundan hareketle söyleyebileceğim şeyler var. Hayır, şöyle de ya, şimdi bir şey söyleyeyim. Ben de medyadayım ama ben de insani boyutuyla burada haber yapıyorum. Çünkü peki, o yönelik insanıyız. Çünkü o kararı veren insanların da yarın bir gün o oksijene, o doğaya ihtiyacı olacak yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki dün Rize'den bağlanan beyefendi çok, evet, güzel bir
çöpleri yok etme, çevreye zarar vermeden yok etme mekanizmasından bahsetti. Bu güzel bir şey ama yine de bunun yeri turuk olmamalı. Şimdi Sayın Valimiz... Yerini de söyledi. Dağbaşı yolu üzerinde yerde bulunmuş, gösterilmiş. Aman HES projeleri için öyle. Çok bakın, yerler bulunuyor da bu atık için mi bulunamıyor? Ben belgesiyle açıklayacağım bunu Fadime Hanım. Evet. Valimiz yer gösterin dedi. Biz direkt hem valiliğe hem katastır toplama birliğine, ilçemiz Ayvedere köyü sınırları içerisinde 1.144.000 metrekare. Üstelik burada Tema Vakfı'nın olumlu görüşü alınmış. Doğa ve Koruma Derneği'nin olumlu görüşü alınmış. Yerleşim merkezlerinden uzak, çevreye ve insana en az zararlı olabilecek bir nokta olarak 1.141.000 metrekarelik alanı gösterdik ve dilekçeyle müracaat ettik. Burada üstelik de çöplerin işlenerek, yani tamamen depolanma şeklinde işlenerek yok edilmesi şeklinde öneri götürdük. Ama buna da henüz bir cevap alamadık. Neden yani bu kadar duyarsız? Dilekçe şu anda elimde. Bu konuda valiliğe de katastır toplama birliğine de müracaatımız mevcuttur. Buradan bakanımız Erdoğan Bey'e sesleniyoruz. Hani bizi beğenmeyebilir, belki yaptığımız bir şeyleri onaylamayabilir ama... Sonuçta bu insanların oylarıyla orada ya da diğer insanların sonuçta hani vekil olarak gidiliyor. Sonra devlet onları bakan olarak atıyorlar. Bizim ülkemizde maalesef yine aynı şeyi söylüyorum. Avrupa'dan hep bahsediyoruz ama biz onlara çok farklı şeylerini örnek almamız lazım. Aile yapılarını vesaire vesaire değil. Bürokrasi de o koltuklara oturanlar. Böyle bir farklı boyuta geliyorlar, bilmiyorum ama yine buradan sesleniyorum. Tabii ki her şeyin en iyisini onlar biliyor. Onlar bildiği için zaten oradalar. Öyle değil mi Adnan Bey? Siz kanuni boyutu bildiğiniz için avukatsınız. Ben bu boyutu ama tabii ki. Bir de ben hep şunu söylüyorum. İnsani boyuttan bakalım. Burasını katletmek bir katil katledilecek tabii yani ki, sonuçta bir cinayet yani, bu. Doğa cinayeti bu. Böyle bir karar alırken nasıl elleri titremiyor? Niye geri bir adım atılmıyor? Bu kadar insanlar orayı alıp da kalkıp da oraya ev yapmayacaklar, bir şey yapmayacaklar. Hepsinin ortak alanı orası. Kesinlikle. Üstelik Turuk bölgesi, Karadeniz bölgesinde ladin ağaçlarının ve sarı çamların bir arada bulunduğu ender nadir yerlerden bir tanesi. Hocam, bunlardan dolayı koruma altına alınmalı. Hemşin'de dünyada yaşayan nadir kuşlardan bir tanesi orada. HES projesiyle yok etmeye çalışıldı. Yani ülkemizde o kadar nadir şeyler var ki yani isim vermeyeyim, devletlerde adam geliyor iki tane taş yapıyor şuraya. Bunu bütün dünyaya sanki hiçbir yerde yokmuş gibi nasıl tanıtıyor, nasıl sahip çıkıyor. Biz, Allah bize bu kadar güzel yerler vermiş. Karadeniz'de sadece burada ladin yetişiyor. Sel seyircili bakalım buraya gübreyle, gazmayla. Hadi hep beraber koşalım, daha çok yetiştirelim diye koşacak yerde kalkıyorsunuz, alternatif olduğu halde buraya çöp yapıyorsunuz. Hadi biz cahil davranıyoruz. Buyurun arayın, doğruyu siz söyleyin. Hep masalarda imzalar atılınıyor. Siz tabii ki, onlar tabii ki her şeyin iyisini biliyorlar ama yani şu doğayı yok etmek katil olmaktan daha beter. Bunu artık en cahil insan bile anlayacak kadar bilinçlidir diyorum Adnan Bey. Evet, şimdi hukuki süreç boyutuna geldiğimizde... Ne yapalım hocam? Birazdan toparlanalım. Ne yapalım? Ne yapmamız gerekiyor? İnsan haklarına mı gidelim? Bakanımın şikayet, ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bir takım davalar açıldı. Araklı Belediyesi de bu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili bir dava, idare mahkemesinde dava açtı. Ama reddedilmiş. Evet, şimdi yalnız demin dediğin gibi bir takım şeyler kapalı kapılar ardında yapıldığı için kamuoyu çok geç haberdar oldu. Bizim açtığımız davalar da süre yönünden reddedildi. Artık şimdi kapalı kapılar ardı kalmadı. Biz burada açığa çıkartıyoruz. Bir telefon var. Müge, yanlış mı hatırlıyorum? Biz aynen şu iddia var Adnan Bey. Ben buradan söylüyorum. Kimse ekran başından ayrılmasın. Beyefendi bağlanacak birazdan. Biz belediyelerle masaya oturduk. Alternatifler sunmuşlar. Tam bilmiyorum ama birazdan bizim rantımız ne olacaktır diye, yanlış eğer hatırlamıyorsam, bizim karımız ne olacaktır diye pazarlığa girilmiş. Bu bir iddia ama biz bu iddiayı birazdan ekrana getireceğiz. Bütün Fadim herkes bu duysun iddia, buradan. Bu iddia değil. Büyük Millet Meclisi tutanaklarından elimde belge var. Öyle mi? Ben hani yayıncı olduğum için böyle demek zorundayım. Ben hemen açıklayayım size. Lütfen buyurun.
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ÇED süreci başlatılan bölgesel katı atık yönetim sistemi projesi 6-4-2005 tarihinde Trabzon Valiliğinde toplantı yapılmış. 3-4-2005 tarihinde ulusal ve yerel gazetelerde ilan verilmiş. Trabzon Valiliği ilan panosunda 31-3-2005 4-4-2005 tarihi arasında ilan edilmiş. Trabzon Belediye Başkanlığı yayın merkezinde 4-5-4-2005 tarihinde 4 kez yayın yapılmış. Ayrıca ilgili kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları Trabzon Valiliği tarafından 1-4-2005 tarihli yazı ile bilgilendirilmiştir. Evet. Kimse bilmiyordum deme şansı yok. Şimdi ama hocam bu iddia, bir şey söyleyeceğim hocam. Bu iddia eden kişi daha önce siz duydunuz mu böyle iddialar? İddia değil, bu bir gerçek. Yani belediyeler burada eğer biz çöp atık tesisi, fabrikası kurarsak. Ne konuşulduğunu bilemem Fadime Hanım orada. Ama Trabzon Valiliği belediyelerin de içerisinde bulunduğu 2005 tarihinde böyle bir katı atık toplaması ile ilgili toplantı yapıyor. Ve daha sonra bu toplantı kararlarında yazı ile ilgili belediyelere duyuruyor. Evet. Sayın Volkan Canaylioğlu'nun soru önergesine bakanlığın yazılı olarak verdiği cevapta aynen yazıyor bunlar. Madde evet. Madde. Ha, belediyeler şunu söylüyorlar. Biz eğer böyle bir tesis kurulursa bizim yani belediye bir çöp atığında nasıl kar bekleyebilir? Şimdi hani burada tabii, belediye bir gelir mi elde etmek istiyor? Ben anlamadım şimdi. Onu da bir anlayalım da hani ona göre iyi ya da kötü düşünmemiz gerekiyor. Nasıl bir rant bu? Şimdi turup ulaşımı kolay. Çünkü denize 500 metre mesafede. Nasıl hocam? Burada kamyonların gidip gelmesinde maliyet düşecek. Bilmem ne yapacak. Yani düşünceler vardır mutlaka. Ha, burada yani sonuçta doğa katledilecek bilmem ne falan düşünülmüyor da. Kesinlikle zaten turup bunun çöp toplama merkezi olması demek Araklı'nın ölmesi demek. Araklı'nın ölmesi demek Araklı halkının ölmesi demek. Onun için ben bir Araklı sevdalısı olarak açıkça şunu söylüyorum. Benim gibi Araklı sevdalılarının üzerine o çöpleri döküp oraya bizleri gömmeden zaten çöpleri döktükten sonra öleceğiz. Öldürmeden yok hocam, orayı çöplük yapamayacaklar. Dökülecek. Her türlü yasal, hukuki ve diğer bütün faaliyetleri, eylemleri Başbakanımız bu konuda çok duyarlıdır. Bunlardan başbakanımızın haberi var mı Adnan Bey? Evet. Yoksa da artık olsun buradan başbakanımıza sesleniyoruz. Başbakanım böyle bir şey. O bence bu doğanın katledilmesini bu kadar insanlar cebelleşiyor. Bence bu kadarından haberi yoktur Adnan Bey. Sayın Fadime Hanım maalesef var. Var mı? Araklı Lisesi mezunları olarak, bakınız onu da açıklayayım. Araklı Lisesi mezunları olarak İstanbul'da Araklı turup çöp olmasın diye bir imza kampanyası başlattık. Evet. Daha sonra turup gençlik platformunun öncülüğünde Araklı'da yapılan biliyorum, turup gençlik şöleninde hiç durmuyor. Yani devamlı eylem halindesiniz, bunu biliyorum. 5000'e yakın imzayı Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığına, Çevre ve Orman Bakanlığına hepsine ilettik. Evet. Yani sayın yetkililerimizin de bu olaydan haberi var. Niye bu kadar inatçılar? Bilemiyorum. Yani sonuçta mantıklarında ben yaptım. Devlet büyüktür. Devletin politikası var. Devlet büyüktür. Biz devletimizi çok seviyoruz. Yani sonuçta adaletin kestiği parmak, kanun acımaz falan diyoruz ama yani şimdi şöyle güzel bir yeri yani. Şahsi insanların bizim devlet kesinlikle bir burada alınmış yanlış bir karar vardır. Yani bunu artık herkes görebiliyor. Ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Bu insanlar buradan Gürol Yüven'e ve galiba bu resimler Turgay Bey galiba. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu haberi onlarla hazırladık. Destek oldukları için. Şimdi bu insanlar ben başından beri takip ediyorum. Yer alıyorlar. Çok evet, hakları var arkadaşlar. Gençler nasıl el ele vermişler? Bütün Araklı halkı birkaç hiçbir kişi. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin canla başla mücadele ediyorlar. Aylardır turp için vazgeçilsin diye eylem halindeler. Cebelleşiyorlar. İmza topluyorlar, onu yapıyorlar. Ben bir Araklılı sevdalısı değil, bir Araklılı olarak. Bu benim bir Türkiye'li olarak, bu ülkenin bir bireyi olarak bu benim en büyük görevim. Bu orman katledilmeyecek, edilmemesi gerekiyor. Kesinlikle, bu Çevre Bakanı dahi olsa bunun babasının alanı değil burası. Bu ülkenin malı, bu insanların yeşili.
Yani bunda kanunu onu bunu konuşturmanın hiçbir anlamı yok. Alternatifi olmamış olsa hadi falan diyeceğiz ama bunun birçok alternatifleri var. Şehircilikten ondan bundan bahsediyorlar. Avrupa'dan gitsinler. Bunu örnek alsınlar. Şimdi ya bugünün Türkiye'sinde tüm köyde nenem bile vergisini takır takır ödüyor. Doğru mu hocam? Aynen haklısınız. Ödemeyenin de cezası aynen kesiliyor. Eyvallah kesilsin. Çünkü ülkem vergilerle ayakta duruyor. He. Ama o koltukta oturanlar da gayet iyi okkalı maaş alıyorlar ama lütfen görevinizi yaparken bu ülkeye faydalı, çok büyük faydalı şeylere imzalar atılıyor, gelişiyoruz, gidiyoruz ama doğa konusunda yeterince katlettik, bence daha katledilmemesi gerekiyor. Bilmiyorum ama yani bu konuda devlet geri adım atması gerekiyor. Şayet atmazsa biz, uluslararası insan hakları bu konuda neler yapabiliriz hocam? Neler yapabiliriz? Şu anda zaten reddedilen davalarımızın yanı sıra açılan ve devam eden davalarımız var. Evet. Farklı boyutlardan gidiyoruz. Mesela Trabzon'da yine Araklı hemşerimiz, avukat meslektaşımız Sibel Suiçmez'in TURUB'un çöp toplama merkezi olmasına ilişkin verilmiş çevre denetim raporu, ÇED raporunun süresi geçtiği yönünde. Yeniden de bu konuda rapor verilmemesi yönünde açılı bir dava var. Bu devam ediyor. İnşallah bu olumlu sonuçlar. Eğer iç hukuk yollarını tamamen tüketir, Türkiye'den bu anlamda bir cevap alamazsak uluslararası mahkemelere gidebilir miyiz hocam? Uluslararası mahkemelere gideriz. Yalnız uluslararası mahkemelerin Türkiye'de hayır burası çöp yapılmasın diye karar verme yetkisi yok. Ancak bundan dolayı Türkiye'ye bir ceza, maddi ceza vermek. Hocam benim bildiğim kadarıyla dünya çapında hani bu bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama hani insanların anlayacağı bir dilde söylememiz gerekiyor. Dünya alanında birçok şey yapmak yasak ya, hani Amerika'da belirli o insan haklarına bağlanabiliyoruz. Bu konuda çünkü burada gerçekten çok olağanüstü bir doğa var. Tüm dünyayı bu doğayla ilgili harekete geçirmemiz lazım. Avrupa'da tüm çevresel örgütleri harekete geçirmemiz Avrupa'da lazım. Avrupa'da insanlar kendi devletini bile mahkemeye verebiliyor değil mi? Yani hakkında hukusal hakkını arayabiliyor değil mi hocam? Yanlış karar alınmıştır diye. Yani şimdi bu kadar tabii, insan hakları var orada. Bizde doğa böyle. Öncelikle kamu kurum kuruluşlarının bu kararın iptaliyle ilgili dava açması gerekir ama mesela çevre örgütleri, örneğin Sürmene Çevreyi Koruma Derneği bile bunun iptaliyle ilgili dava açmış. Herkes üstüne düşeni yaptı değil mi hocam? Herkes evet. Kendine şimdi düşeni de yapmaya çalışıyor. Evet. Yapmaya çalışacak. Yani dediğim gibi bütün hukuki süreci sonuna kadar değerlendireceğiz. Bir noktalamamız gerekiyor. Reklam uyarısı alıyoruz şu anda. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yine gelişmelerden size bağlanacağız mutlaka. Biz yine aynı, herkes görevini yapıyor. Lütfen bakanlık da görevini yapsın ve geri adım atsın. Her şey para demek değil. Biz size teşekkür ediyoruz. Ben de böyle hassas bir konuyu, Araklı'nın konusunu tüm dünyaya taşıdığınız için ben de sizlere, tüm Karadeniz TV ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kapalı kapılar ardında neler oluyor hep beraber sadece birkaç kişi değil bütün dünya duysun görsün istedik. İşte TURUB, işte alınan karar ve işte reklamlar.